Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programında sizlerle birlikteyiz. Ana Haber Bülteni'nde hatırlattığımız gibi şu anda stüdyolarımızda Mehmet Güzel Mansur, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili var ve biz kendisiyle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Tabii ana gündem maddemiz ekonomi. Sayın Mehmet Güzel Mansur da biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi masasında görevli isimlerden biri. İl il gezmeye devam ediyorlar. O konuyla ilgili de bize bilgi verecek mutlaka. Ama ekonomi dediğimizde hemen aklımıza tabii son dönemlerde gelen fahiş faturalar oluyor. Mesela elektrik gibi, mesela doğalgaz gibi, mesela gıdada yaşadığımız o yüksek fiyatlar gibi. Kendisi de zaten sürekli Hatay'la ilgili rakamlar veren bir isim. Bugün Hatay'ın ekonomisini öyle bir irdeleyeceğiz Sayın Mehmet Güzel Mansur'la. Sayın Güzel Mansur, iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Efendim, iyi miyiz? İyiyiz, iyi diyelim, iyi olalım. Biliyorsunuz... Temenni yani sizinki o zaman. Temenni olarak tabii. Şimdi aslında iyiyiz de ama sahaya çıktığımız zaman öyle. Esnafla veya çiftçiyle veya emekliyle buluştuğumuzda o olan moralimiz ne yazık ki eksiye dönüşüyor. Çünkü herkes şikayetçi. Yani artık Türkiye ne yazık ki yönetilmiyor. Yani adeta kelime yerindeyse savruluyor. Neden, ekonomi neden, savruluyor. Neden moraliniz bozuluyor? Yani bir manada muhalefetsiniz siz ve muhalefet için kötü veriler avantajdır. Siz kötü, ben üzülüyorum ben diyorsunuz. Bir insan olarak üzülüyorum tabii. Sonuçta üzülüyorum diyorsunuz. Tabii insanlara üzülüyorum. Yani dediler ki efendim biz asgari ücrete zam yaptık. Doğru, zam yaptın. 150'nin üzerinde bir zam yaptın. 150 zam yaptılar ama sadece senin bakın bugün doğalgaza elektriğe gelen zam 150 yapıyorsun ama sadece kendinin açıkladıkları elektriğe %117 zam geliyor. Ki bu %117 deniliyor ama çok daha fazla insanlara söylüyor. Berbere gidiyorsunuz, berber diyor elektrik faturamı artık ödeyemiyorum diyor. Bugün işte bir yere uğradık, restoran bana diyor ki 45 milyar lira bana diyor elektrik faturası geldi diyor. 45 milyar lira diyor. Her şeyi bırak diyor, ben elektrik faturasına çalışmak için diyor bunun altından kalkamıyorum diyor. Tabii bu konuda ben her zaman iyimserim. Bu konu için herkes rahat olsun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zaten bunu söylüyor biliyorsunuz. Millet İttifakı olarak da diyoruz ki rahat olun. Bugünler geçecek ve inşallah ilk seçimde bizim iktidarımızda çiftçisinden esnafına, sanayicisinden memuruna kadar herkes bir rahatlayacak. Faturayı ödemeyeceğim dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Siz ödeyecek misiniz? Şimdi orada bir farklı yönlere çekilmesin. Ödemeyeceğim, ödeyemeyeceğim demedi. Ödemeyeceğim dedi Sayın Genel Başkanım. Evet. Niye? Çünkü dedi ki orada faturasını ödeyemeyecek milyonlarca insan var. Ben onların psikolojilerini çok iyi anlıyorum ve onların kendiler bunu yansıtlayamıyorlar ama biz onların yerine yansıtmak için ben faturamı ödemeyeceğim diyor. Yani o yüzden biz tabii ki Sayın Genel Başkanımız bu konu içerisinde tabii kararlı ve düşünün bakın dedi ki elektrik zamları geri alana kadar ödemeyeceğim. Şimdi ne diyorlar? Biz efendim bu zamları tekrar gözden geçiriyoruz. Hı hı. Emekliye dedi ki Sayın Genel Başkanım 1.500 lira ikramiye verilecek. Ya ölür mü öyle bir şey? Asgari ücret dedi ki en az asgari ücrette biliyoruz 2 yıl önce yine arttırılması gerekir. Olur mu öyle bir şey dendi ama hepsini yapmak zorunda kaldılar. Çünkü bu iktidar halkın nabzını tutmuyor. Bu iktidar halkın feryadını dinlemiyor. Sadece birkaç kişinin feryadını dinliyor. Teşekkür ederim. Peki az önce siz dediniz ki bugünler gelip geçecek. Sanki Tarkan'a böyle bir gönderme yaptınız. Tarkan'ın biliyorsunuz bir de böyle bir parçası çıktı. İçimizi okuyor. AK Parti'de kıyamet koptu. İçimizi okuyor çünkü. İçimizi okuyor. Destekliyor musunuz o şarkıyı? Destekliyoruz tabii. Ben de paylaştım. Ben de çıkar çıkmaz hemen tüm sosyal medyada bunu paylaştım. Tabii yani geçecek. Evet. Bugünler geçecek inşallah. Bakın sizin... ben size... Evet. Ben rakamlarla konuşmayı seven bir insanım. Bakın 2021 ikinci döneminde şurada gösteriyorum. Bugün doğalgazın metreküpü 3.07 liraydı. Kaç lira olmuş? 8.1 lira olmuş. Elektrik fiyatı 1.37 liraydı. Kaç lira olmuş? 2.28 lira olmuş oradan. Evet. Ya Allah'tan korkun ya. Bugün 3 liradan 8 liraya doğalgazı çıkartıyorsunuz daha burada. Sanayici bunun altından nasıl kalksın ya? Nasıl kalksın bunun altından? Bugün elektrik fiyatlarını %127 zam yapıyorsunuz orada. Bugün memur bunun altına nasıl kalksın? Bugün en düşük elektrik faturası 500-600 lira oldu. Nasıl bunun altına kalksın? Bakın
kalem kalem hem konutta hem sanayide kullanılan hem doğalgaz hem elektrik fiyatları. Evet. Tabii çok ciddi zamlar var sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama özellikle elektrik faturaları konusunda çok ciddi şikayetler var. Sizin de ziyaret ettiğiniz yerlerde size de ibraz ediyorlar. Sosyal medyadan sizi takip etmeye çalışıyorum. İşte dükkan kirasından evet. fazla gelen elektrik faturaları. Tabii, tabii. Bu konuda siz de ekonomi masasına yer alan bir isim olarak ne gibi girişimleriniz oldu? Hem Mehmet Güzel Mansur olarak hem de Cumhuriyet Halk Partisi şimdi, olarak. Şimdi tabii Türkiye zengin bir memlekettir. Yeraltı kanıklarımızla, üç tarafı denizle çevrili olmamızdan dolayı, ne bileyim jeopolitik konumumuzdan dolayı zengin bir memlekettir tabii. Ama bir ne kadar sen bu iyi özelliklere sahip olsan bile eğer yönetemiyorsan bu ne oluyor? Negatife dönmüş oluyor oradan. Bizim tek buradan sesleniyoruz, lütfen diyoruz artık erken seçim. Lütfen sandığı koyun, madem ki siz bu kadar kendinize güveniyorsunuz, siz bu yönetiyorum diyorsunuz o zaman lütfen sandığı koyun, bakalım kim halkın kararına kim saygı duyuyor, kim saygı duyuyor görmüş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak erken seçimi çok sık seslendiriyorsunuz. Çünkü, erken seçim... Çünkü insanlar feryat ediyor. Hayır şöyle Sayın Vekilim, yani şimdi zaten zamanında seçim dediğimiz 2023'ün evet. Martı değil mi? Doğrudur. Martı mı Nisan'ı mı öyle bir şey? Haziran'ı. Haziran'ı. Evet. 2022'deyiz zaten, yani erken seçimle geç seçim arasında... Ama artık insanların arasında... dayanacak gücü kalmadı Ali Bey. İnsanlar artık dayanacak ne esnafı ne memuru. Bakın ben size bir örnek vereceğim. Hatay'daki çiftçilerle ilgili bir örnek vereceğim. Sadece bizim Hatay'daki kayıtlı çiftçi sayısı, buyurun ben buradan gösteriyorum. 2011'de 35.438 kişi, 2021 Ekim'inde bu sayı 9.079 kişiye düşmüş. SGK'ya kayıtlı sigortalı çiftçi. %74 oranında azaldı. Bu ne demek? Üretemiyor muyuz? Üretemiyoruz tabii ki, üretemiyoruz. Adam artık tarlasını ekmekten vazgeçmiş. Vazgeçmiş. Ne dediler? 2015'te biz Reyhanlı Barajı'nı bitireceğiz ve bunun açılışını yapacağız. 2021'deyiz. Bir metrekaresini, bir dönümünü Reyhanlı Barajı'nın sonuna kimse var mı? Yapamıyorlar bunlar oradan. Bakın, bugün Hatay'daki takipteki krediler, yine Hatay için konuşacağım. Bugün Hatay'da, Türkiye'de takipteki kredilerin ortalaması 3.16'dır. %3.16'dır. Evet. Yani... Bugün Hatay genelinde 5.057.763.664 lira kredi kullandırılmış. Bunun 159.955.501 lirası takibe girmiş. Yani %3.16 Türkiye'de pardon. Tamam oradan. Türkiye'de 5 katrilyon. Ama Hatay'a geldiğin zaman bu rakam biliyor musun ne kadar? %4.62 olmuş. Evet. Siz 14 ülkeye açılan kapıyı kapatacaksınız. 14 Orta Doğu ülkesine. Açılan kapıyı kapatacaksınız. Sınırda ölen de Allahu Ekber diyor, öldüren de Allahu Ekber diyor. Öyle değil mi? Müslüman Müslümanı katlediyor. Yazık günah değil mi ya? 14 ülkeye açılan sen Yayladağ ve Cilvegöz'ü kapısını niye kapatıyorsun ya? Niye kapatıyorsun? Burada ihracatımız felce uğruyor. Burada sadece bavul ticareti yapılıyordu. 750 bin dolar sadece uzun çarşının günlük cirosuydu. Bu 2011'den önce şu an bu 50 bin dolara düşmüş. Ne yapsın esnaf? Yönetemiyorlar. Artık insanlarımız burada diyorlar ki arkadaşım bizim bu konu içerisinde artık bize herkesi kucaklayacak, kimseyi ötekileştirmeyen bir iktidar istiyoruz. Evet, kimse. Tabii bu ayrıca evet. tartışılacak bir konu ama Yayladağ sınır kapısı dediğiniz oldukça önemli. Hataylılar Yayladağ sınır kapısının açılmasını gerçekten çok ciddi anlamda talep ediyorlar. Bakın Hatay'ın Türk filosu %38 eridi. Bunda işte şeyin kapanmasının etkisi yok mu Sayın Vekilim? Tabii ki. Yayladağ sınır kapısının. 2011 Suriye krizinden öncesinde Hatay uluslararası harcamacılıkta Türkiye'nin ikinci büyük filosuna sahipti. Evet. Buyurun buradan gösteriyorum. İkinci büyük filosuna. Şu an üçüncüye düştük. Yarın dördüncüye düşeriz tamam öyle. Tır sayımız, Hatay'ın tır sayısı 8.711 tıra düşmüş. Daha önce bu 13.970 civarındaydı. Bakın tırların artması gerekirken azalıyor. Burada kim kazançlı peki? Bu cilve gözü tamam cilve gözü sınır kapısı sıkıntımız var. Olabilir güvenlik bakımından. Tamam oradan. Peki siz cilve gözü kapısındaki sıkıntıdan dolayı kapatıyorsunuz da amenna. Hatay'da peki Yalada sınır kapısını niye açmıyorsunuz? Bu direkt rejime açılan bir kapı. Ürdün açtı, Lübnan açtı. Niye peki Türkiye açmıyor? Niye açmıyor Sayın Vekil? Niye açmıyor? Biz de bunu bilmiyoruz.
Ben muhalefet milletvekiliyim. Şimdi... Ben buradan soruyorum. Niye siz açmıyorsunuz 14 ülkeye bizim ihracat yaptığımız kapıyı niye açmıyorsunuz? Bu konuyla ilgili hiçbir fikriniz evet. yok mu? Ben Dışişleri Komisyonu'ndayım. Evet. Bunu Sayın Bakanıma ben sordum. Sayın Bakan Yardımcısıma yakın barış yardımında konuştum. Efendim diyor bu inşallah yakında bunun için ve kapandığı zaman geçiş süreyle kapatıldı diye lanse edildi. Güvenlik açısıyla evet. 2013'te evet. kapatılmıştı. Ben evet. onu söylüyorum. İnşallah bakıyoruz çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ki inşallah bakıyoruz devam ediyor ama bu kapının bir an önce açılması lazım. Şimdi buradan ismini söylemeyeceğim ama devlet biriminin üst düzey yetkililerinden biri. Bu programda, şimdi hatırlatmayayım onlara da onun için. Siyasi amaçla kapatıldı. Bizimle bir alakası yok dedi. Biz açmak isteriz dedi ama siyasi amaçla kapatıldı. Valla biz bunu dikkat edersen ben bunu mecliste her zaman dile getiriyorum. Diyorum ki artık lütfen bu 14 ülkeye açılan sınır kapımızı açın. Bakın işin acı yönü nedir biliyor musunuz? Ben dedim ya rakamlarla konuşmayı severim. Hatay'a gelen turist sayısı. Bakın buradan da okuyorum buradan. Tüm ulaşım yollarıyla Hatay'a gelen turist sayısı. 2010'da Hatay'a gelen 1.347.873 turist. Bunun 718.000'i yerli, 654.000'i yabancı. Değil mi? Evet. Bugün Hatay diyoruz ya, medeniyetler kenti. Hatay bugün bu 5 kilisemizle, camimizle, Katolik kilisemizle, işte Protestan kilisemizle bugün medeniyetlerin beşliydik. Ve 2020'ye geldik. 2020'deki bu sayı 107.730'a düştü. Şimdi diyecekler ki efendim pandemi var. Bundan dolayı düştü. Peki 2018'de pandemi yoktu. O zamanki sayı bile 303.000'di. Yani bugün 2010 yılından gelen yerli turist 718.000, 2020 yılında gelen yerli turist 41.000, 11 yılda Hatay'a gelen yerli turist sayısı %94 azalmış. %94 evet. azalmış. Niye? Bu kapılardan dolayı. Çünkü Hatay'a gelen insanlar burayı sanki potansiyel riski bölge gözüyle bakıyorlar. Suriye yakın olmamızdan dolayı işte sanki buralarda sürekli bombalar patlıyor. Sanki burada güvenlik yok ve bundan dolayı insanlar buraya Hatay'a gelmekten çekiniyorlar. Biz burada Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. Yurtta barış, cihanda barış istiyoruz. Ve inşallah bunu ilk iktidarımızda biz bunları aşacağız. Nasıl aşmayı düşünüyorsunuz Sayın Vekilim? Şimdi Suriye ile görüşmeden, Suriye Devlet Başkanı, halihazır Devlet Başkanı Sayın Esad'la, bu arada Sayın Esad dedim diye herhalde bir şey olmaz değil mi? Olur mu? Yok olmaz. Yani Abdullah Öcalan'a sayın dediler bu ülkede ya, biz Esad'a demişiz yani. Görüşmeden bu işin olabileceğini düşünenlerden misiniz? Şimdi Ali Bey şöyle, bir defa Türk milleti, yüce bir millettir. Büyük bir millettir. Herkes sahabeden bir millettir. Bizim komşularımızla alıp elimiz hiçbir şey yoktur. Hangi komşumuz olursa bizim başımızın tacı. Biliyorsun duvar örüldü. O duvarın maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar dolar sadece o duvarın. Suriye sınırına örüldü. Suriye sınırına örüldü tabii öyle. Ben bir gün mecliste oturuyordum. Örülmemeliydi diyorsunuz yani. Şu an örülmesi gerekiyordu. Ama bunun örülmesine sebep olan etmenlerden ben şikayetçiyim. Ne yaptınız da bu duvarı örmek zorunda kaldınız? Evet. Ben ondan dolayı oradan. Oturuyordum, odamda oturuyordum. Dedim ki acaba bu Birleşmiş Milletler raporları yayınlanır biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler raporunda acaba Hatay'ın ismi geçiyor mu çünkü Suriye'den dolayı. Bir baktım 2019-15 Temmuz Birleşmiş Milletler raporunda diyor ki Hatay'ın diyor İdlib sınırı, 138 kilometrelik İdlib sınırı dünyanın terörist çöplüğüdür diyor. Dünyanın terörist çöplüğüdür. Dünyanın. Çünkü otorite yok orada. Yazık günah değil mi ya? Biliyorsunuz El-Kaide'nin lideri nerede öldürüldü? Orada. Sınırımızdan 5 kilometre içeride öldürüldü. 2 hafta yine bir lider öldürüldü. Yine IŞİD'in lideri. Nerede öldürüldü? Yine, pardon IŞİD'in lideri özür dilerim. Nerede öldürdü? 5 kilometre içeride öldürdü. Şu anda yine 2 hafta önce yine sınırımızdan 3 kilometre ileride öldürüldü. Bizim orada ne olduğunu bilmiyoruz ki. Abi bunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ne suçu var? Yani şimdi siz söylerken otorite sanki... Otorite boşluğu var orada. Ya abi otorite, öbür tarafta öldürülüyor zaten. Otorite, yani onu söylüyorum işte öbür tarafta. Suriye, bu Suriye'deki bu iç çekişmemizden dolayı, yani o Suriye'yle olan bu
huzursuzluk veya savaştan dolayı orada. Orada bir otorite boşluğu var ve orada da ne Türk hükümeti, ne Suriye hükümeti, ne başka hükümetin herhangi bir, o yüzden cilve gözü kapısını, bizim komşumuzun kim olduğunu bilmiyoruz. Ben şu an cilve gözü kapısındaki komşumuzun kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Suriye'deki sorunların bitmesiyle beraber Hatay ekonomisinin düzlüğe çıkacağını düşünenler arasında mı yer alıyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani Hatay ekonomisi bir defa, Hatay canlı bir ekonomi. Bakın buna rağmen yine Hatay Türkiye'de vergi ödeyen 7. yıl. Evet. 7. yıl. Türkiye'de. 7. bu kadar sıkıntı olmasına rağmen. Çünkü Hatay insanı medenidir. Bakın her taraftan siz televizyonu açtığınız zaman işte Suriyelilerin olduğu yerlere, Gaziantep'te veya başka yerlerde hep sürekli işte kavga, işte ne bileyim cinayet haberleri izlersiniz. Ama Hatay'da yok çok şükür. Evet. Yani bu da niye? Çünkü Hatay insanının, buradaki devlet büyüklerimizin herkesi kucaklamasından dolayı ileride geliyor. Suriyeli rakamlarında uzlaştınız mı hükümetle? Çünkü 500 bin civarında falan diyor onlar resmi rakamlar. Siz şimdi, zaman zaman söylemlerinizde 1 milyonu telaffuz ediyorsunuz. Tabii öyle. Şunu söyleyeyim. Şimdi bugün biliyorsunuz Hatay'ın nüfusu 1,5 milyon. Almanya'nın nüfusu yaklaşık 70 milyon civarında. Almanya'nın yüz ölçümü Hatay'ın 25-30 katı kadar, tamam öyle. Almanya'daki, Suriye'deki sayı yaklaşık 500 bin civarında. Bizim Hatay'ın, 1,5 milyon Hatay'ın 11 yıldır misafir ettiği Suriye sayısı 1,5 milyon. Bugün Yayla Dağı'nda, biliyorsunuz vatandaşlık veriliyor. Yayla Dağı'nda bugün seçmenlerin 1/5'i Suriyelidir. 1/5. Bu vatandaşlıktan dolayı, çünkü oraya gelen insanlara vatandaşlık verdiğin zaman yarın seçme ve seçim hakkını da kullanacak o insan. Ne demek bu? Ne demek? Bu kadar kişiye yani vatandaşlık yorum, ben yorumunu buradan değerli izleyicilerine bırakıyorum. Hayır yani Sayın Vekilim şunu soruyorum. Tamam seçimlerde bunlar oy kullanırlar ayrı, evet. Onu aldık. Ciddi evet, bir tehlike, evet. Ciddi bir problem. Bunun dışında ne demek oluyor? Yani, yani toplumu nasıl olumsuz? Demografik yapı bakımından incelemek gerekiyor bunu. Demografik yapı bakımından incelemek gerekiyor. Biz tabii bunları mecliste dile getiriyoruz. Biz diyoruz ki biz bu bölgede huzur istiyoruz, barış istiyoruz. Biz bu bölgede artık kardeş kardeşi öldürmesin, herkesi kucaklayacak bir barış istiyoruz. Esad'la görüşmeden, az önce bu soru öyle geçti, bu sorunu çözebilmenin yolu var mı efendim? Bizim dış politikamızda Ölü Ondur Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak benimsiyoruz. Dünyada barış, yurtta barış. Bu ilkeyle ilgili ne gerekiyorsa, zaten Sayın Genel Başkanımız da zaten dışişleri, bizim dışişleri yetkililerimiz de, genel başkanımızlarımız da bu konuda net bu cevabı veriyorlar da barışı sağlayacak her türlü adımları atmak için her türlü adımı atarız diyorsunuz. Biraz da Hatay'ı konuşalım. Tabii tabii. Esas zaten meselemiz evet. Hatay'da yaşanan ciddi sıkıntılar. Az önce zaten elektrikten söz ettik, doğalgazdan söz ettik. Bunlar ülkenin evet. Genel sorunları. Doğru. Hatay'a özgü döndüğümüzde siz sürekli ziyaret ediyorsunuz, insanlarla sohbet ediyorsunuz. Ön plana çıkan Türkiye'nin sorunlarıyla birlikte nedir diğerleri? Yani elektrik şimdi, tamam herkesin sorunu ama Hatay özgü. Öncelikle Hatay'ın da ekonomi gerçekten sıkıntı içerisinde. Az önce gösterdim. Dedim ki takipteki alacaklar Türkiye ortalamasının yaklaşık %150 daha fazlası. Evet. Hatay'a baktığınız zaman Hatay Konkordat ilanlarında 9. sırada. 2018'de 13, 2019'da 91, 2020'de 121, 2021'in ilk 5 ayında ise 50 şirket Türkiye'de Konkordato ilan etti. Ama bu Konkordato ilan eden şirketlerin sıralamasına baktığınız zaman Hatay 58 firmayla Türkiye'deki 80 mil içerisinde 9. sıradayız. Evet. Az önce söyledim. Nakliye bir yılda taşıma araç sayısı 110 binden 1400'e düştü. Bugün Cilvegözü sınır kapısından yıllık 110 bin tır geçişi vardı. Şu an tabii geçiş kapalı olduğu için ayda bir RORO gemisi giriyor. O ayda bir RORO gemisi de yaklaşık 1400 civarında bir yılda. Yani her ay yaklaşık 120 tane tırımız geçiş yapıyor. 110 binden 1400'e düşmüş oldu. Turistleri söyledim. Hatay'a gelen turistleri söyledim. Bizim en büyük sıkıntımız, bakın,
şu tabloya dikkatlice bakmanızı istiyorum. 2020'de Hatay'da toplanan vergi 12,5 milyar lira. Yani 12 milyar 517 milyon lira. Bu vergiye karşılık 2021'de yatırım ödeneği, yani tüm Hatay bakanlıkların yapacağı yatırım ödeneği 549 milyon lira. Yani ödenen verginin kamu yatırımı ödeneğine oranı %4.36. 2021'e geldik, biliyorsunuz rakamlar belli oldu. 2021'de Hatay'da toplanan vergi 25 milyar lira. Ama 2022'de kamu yatırımının ödeneği, ayrılan ödenek 670 milyon lira. Yani bu haksızlık giderileceğine 4.36'dan %2.68'e düştü. Yani başka bir deyişle 45 lira bir vergi toplanıyor. Bu 45 liranın 1 lirası Hatay'a harcanıyor. Geriye kalan 44 lirası başka illere harcanıyor. Bundan dolayı da ki, özür dilerim, lafımı bitirmeyeyim. Evet. Hayır, bir saniye, şunu evet. Şöyle geçmeyelim. Bu çok önemli verdiğiniz rakamlar, o açıdan diyorum. Evet. Siz orada 11 milletvekilisiniz. Siz bu arada 10 milletvekili mi, 11 milletvekili olarak mı kabul ediyorsunuz? 11 milletvekili. 11 milletvekilisiniz. Çünkü 10 diyenler de var. 11 milletvekili olarak bir araya gelemiyor musunuz Hatay'ın hakkını savunurken? Bunu da mı yapamıyorsunuz? Bu soruyu kusura bakmayın, Hataylılar olarak ben Hataylılar adına sormak zorundayım. Biz bir araya geliyoruz. Nedir o zaman abi bu biz yani? Bir araya geliyoruz da ama biz muhalefetiz. Bakın. Hayır, onlarla bir arada bakın, yani buradan muhalefet da, buradan da gösteriyorum. Bakın. Sayın Vekilim. Buradan da gösteriyorum. Burada Hatay'da, tamam mı? 2021 kamu yatırım ödeyinin 2020'deki ödediği vergiye oranı 78. sıradayız. Yani senin yaptığın, tam topladığın verginin yüzde kaçı yatırımın Hatay'daki yatırımlara gidiyor? Bunun bakımından oran yaptığımız zaman 78. sıradayız. Sondan 3. iliz. Tabii canım, en geridesin. Tabii. En geridesin. Ve ne diyor? Yani 100 liranın 4.39 lirası Hatay'a harcanıyor. Geri kalan başka illere harcanıyor. Sayın Vekilim, bunu dile getirdiğinizde 11 milletvekili olarak bir araya gelip dile getirdiğinizde vallahi, AK Partili milletvekilleri ne diyorlar? Diğer milletvekillerimizin işi görmüyorlar diyor. Sadece diyor ki büyükşehir şöyle, büyükşehir böyle. Sen ilk önce kendine bakacaksın. Zaten Hatay'daki yatırımları Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan başka kimse yapmıyor ki. Hayır, Büyükşehir'le bunun ne alakası var bakın, abi? Bakın ben bir örnek daha vermek istiyorum. Siz karayoluyla seyahat ediyorsunuz değil mi? Yani tabii. Seyahat ediyorsunuz. Ediyoruz. Otoyoldan gidiyorsunuz değil mi? Var mı başka? Değil mi? Otoyoldan gidiyorsunuz değil mi? Mesela tabii. Ankara'ya gideceksiniz veya ne bileyim Avrupa'ya gidiyorsunuz. Edirne'den otoyol başlıyor. Tamam mı? Ben bunu da buradan da özellikle gösteriyorum. Buradan. Edirne'den otoyol başlıyor. İstanbul'a evet. Geliyor. Tamam mı? İstanbul'dan sonra Bolu, sonra da Ankara, sonra da Bozantı, sonra da Adana, sonra da Belen. 1200 kilometre yol yapılıyor. Ama 38 kilometrelik 8 ilçemize hitap eden, tamam mı, öyle bir otoyol yapılmıyor. Bugün siz Belen'i 15 dakikada 20 dakikada geçemiyorsunuz. Ya 1200 kilometre yapıyorsun. Bu kadar Hatay'dan vergi topluyorsun. Siz 1200 kilometrelik yola yapıyorsun da 38 kilometrelik gücün yetmiyor mu? Ben buradan soruyorum. Niye siz otoyolu Belen'e kadar getiriyorsunuz ve Belen'de Antakya'ya ulaşması için 38 kilometrelik yolu yapmıyorsunuz? Bu yol ne zaman yapılmış bu yol? 67'de 65'te çizilen yolu kullanıyoruz. Bugün her gün kaza haberlerini her gün duyuyoruz. Belen'de şu kaza oldu. 15-20 dakikada geçemiyorsunuz. Niye? Çünkü otoyol yok. 1200 kilometrelik yolu yapıyoruz ama 38 kilometrelik yolu yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz bir ay sonra inşallah, yani yaklaşık 40 gün sonra 1 Nisan'da Expo'nun açılışını yapacağız. Lansmanları yapılıyor burada. Evet. Biliyorsunuz. Expo diyorlar ki vallahi işte biz Expo'ya efendim para nereden geliyor? Evet, para geliyor. Ama Hatay Büyükşehir'e gelen istihkaktan o para geliyor. Siz Antalya Expo'ya oluk oluk para akıtıyorsunuz. 2016'da Antalya Expo yapıldı. Hepsi merkezi hükümetten geldi. Belediyenin bütçesinden 1 lira gitmedi. Peki oraya oluk oluk para akıtıyorsun ama Hatay Expo'ya gelince 1 liralık bile sen bir para gönderdin mi? 1 liralık. Antakya Expo'ya oluk oluk para akıtan iktidar, Antalya Expo'ya oluk oluk para akıtan iktidar Hatay'a niye bir kuruş bile koymuyor? Sayın Vekilim, ben hep bu soruyu soruyorum ama niye? Yani sadece Expo için demedim. Çünkü Hatay, detaylı konuşalım Hatay, bunu niye? Hatay üvey öğret muamelesi gören neden bir şehir. Neden efendim? Hatay üvey öğret muamelesi gören bir şehir. Neden Sayın Vekilim? Hatay iktidardan sahibini alan bir şehir değil.
Ben size bir örnek daha vereceğim. Hayır, neden? Neden ben, efendim? Neden işte iktidarın, AK Parti iktidarın Hatay'a gördüğü işte bu teveccüh. Yani siz de artık biliyorsunuz hani sanki teveccüh gibi görüyorlar. İşin bir şey yaptıkları yok ki. Bugün siz devlet hastanesi bir de stadyum kuruldu biliyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde, buradan soruyorum, dünyanın hiçbir yerinde stadyum mu önde gelir ve yoksa devlet hastanesi mi önde gelir? Size soruyorum. Elbette ki sağlık önemli. Sağlık önemli değil mi? Tabii. Allah korusun, ben buradan tüm Hatay'lı hemşehrilerime söylüyorum. Lütfen Hatay Spor maçı olduğu zaman trafik kazası geçirmeyin, kalp krizi geçirmeyin, tamam öyle hastaneye o gün. Çünkü o gün zaten ulaşamazsın, hastaneye ulaşamazsın. Oradan geçmek mümkün değil. Mümkün evet. değil. Niye sen oraya kuruyorsun ya? Niye sen oraya kuruyorsun? Hatay üvey öğretmenmesi gören bir şehir. Hatay ne yazık ki iktidardan hakkını almıyor ve Hatay sürekli, Hatay insanı sürekli ama sürekli sadece bizim milli birlik beraberliğimize, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkmaktan başka bir şey yapmıyor. Devlet hastanesi demişken sizin daha önceki girişimleriniz vardı Defne ilçesine devlet hastanesi diye. Evet. Ama bu konuyla ilgili çok açıklamalar yapıldı. Sizin de çok açıklamanız var. Evet. Oldu, olacak, işte evet. yer ayrıldı, ayrılacak, bakanla görüştük. Evet, ben onu da, nedir, son durum onu da, nedir? Onun da bilgilerini vereyim ben size. Evet, son durum nedir Sayın Vekilim? Ama onların bilgilerini vermeden önce Hatay'daki bugün devlet hastaneleri ilgili size bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Buyurun. Evet. Yine rakamlar konuşuyor. Hatay'da 2012 yılında devlet hastane sayısı 10. Yatak sayısı 1600. 2021'e geldik. 2021'den yani 10 yılda devlet hastane sayısı 12'den 11'e çıkmış. Yatak sayısı 700 bin Suriyeli'ye rağmen yani 600-700 bin Suriyeli bizim evet. Suriyeli misafirimize rağmen 2632'ye çıkmış. Yani yaklaşık İki katı. Bin yatak civarında. Hayır iki, yok, katı, iki değil. Katı bile değil. Hayır evet. Bin yatak tabii, civarında. Tabii tabii. Ki 700 bin Suriyeli gelmesine evet. rağmen oradan. Evet. Bugün siz 15 ilçede hastane yapmanız gerekirken sadece bu 10 yılda bir ilçeye çıkarttınız. 160 bin nüfusluk Defne'ye diyoruz ki hastane yapın, hastane yapın, hastane yapın. Niye yapmıyorlar? Şimdi ben Sayın Bakanla görüştüm. İlk vekil olduğum zaman tamam diye yapacağım, haklısınız dedi. Ve bunu takibini yaptım. En son gittiğim zaman dedi Defne ki... Defne için konuşuyoruz. Defne için konuşuyorum. He. 160 bin nüfuslu dedik bir defne istiyoruz, hastane istiyoruz. Bunu sürekli mesle dile getirdim. Tabii bakanımızla bunun sözünü verdi. Yer bulun dedi. Ben de gelir gelmez bizim Defne Belediye Başkanımıza bunu işare ettim. Biliyorsun bunlar milli emlaktan kiralanması gerekiyor. 3 yer bulduk. Bu 3 yeri biz sunduk, bakanlığa sunduk. Bakanlık da bir için karar verdi. Şu an ben burada da takip ediyorum. Sayın Defne'li hemşehrilerim, ben bu işin takipçisiyim. Şu an o milli emlaktan yaklaşık 65-70 dönümlük civarında bir yer. Şu an Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor. Sağlık Bakanlığı devredildikten sonra ihaleye çıkıp bunun takibi yapılacak. Şu anda Sağlık yani, Bakanlığı'na devir işlemleri mi yapılıyor? Evet, o milli süreç emlak, mi var? Evet, şu an evet milli emlaktan tam mı? Bu olur yazıları alındı. Ben buradan hem Sayın Valime, hem Sayın Kaymakam'a, hem İl Sağlık Müdürüme teşekkür ediyorum. Takip ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürüme de teşekkür ediyorum. Takip ediyorum. Şu an o yer Sağlık Müdürlüğü'ne devrildikten sonra Sağlık Müdürlüğü'ne verilip hemen inşallah ihale edilecek. Tabii bunları biliyorsunuz hemen kolay olmuyor. Evet. Yani çünkü prosedür var. Yer itibariyle tam olarak nerede olduğu konusunda? Yer itibariyle tabii ben inanın tam yerini bilmiyorum ama bu Dağlı Market var, bu Samandağ, Samandağ yolu üzerinde. Evet. Antakya oralara Samandağ yakın yolu. Bir yerde. Yani her tarafa o hitap edecek bir yer öyle. Evet, evet. Hem bu Samandağ yolu üzerindeki mahallelerimize, hem şehir merkezindeki mahallelerimize, hem Antakya'daki bir sürü mahallemize hitap edecek ortak bir yer diye düşündük. Evet. İnşallah orası olacağını diye düşünüyorum. Şimdi efendim reklamlara gitmek için 2 dakikam kaldı ama 2 dakika içinde şunu konuşmak istiyorum. Siz az bitti önce... Bitti süremiz. Yok daha bitmedi. Heh. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Evet.
Reyhanlı Barajı'yla ilgili bir bilgi verdiniz. Dediniz ki henüz bir metrekare dahi o barajdan sulama yapılmadı. Fakat bu programda AK Partili milletvekilleri çıktığında, yine benim konuğum oluyorlar, Sayın Hüseyin Yayman, Sayın Abdülkadir Özel daha önceki programlarda, Reyhanlı Barajı'nın hep bittiğini söylüyorlar. Evet. Muhalefet ise, siz başta olmak üzere, mesela Sayın Şefik Çirkin de geçen konuğumdu. O da dedi, yok dedi, bir metrekare sulanmadı. Siz diyorsunuz bir metrekare sulanmadı. Nasıl oluyor bu yani? Sayın Hüseyin Yayman'ın bu ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi o zaman? Şimdi ben tabii o konuyu yorum yapmak istemem ama İsmet abi var. İsmet Doktor bizim de o da diyor yok. Yani esas tartışma zaten abi, orada başladı. Evet, İsmet vekilimiz bunu kaç kez dile getirdi ve bununla ilgili hem mecliste konuşma yaptı. Dedi ki bir metrekare Reyhanlı Barajı'ndan sulanan bir herhangi bir çiftçi var mı öyle oradan? Şimdi efendim biz barajı yaptık. Yaptın barajı doğru. Peki sen bu barajı yaptığında sulama kanallarının ihtiyacı olduğunu bilmiyor muydun? Efendim şimdi sulama kanallarını yapıyoruz. Doğru. Peki senin bu sulama kanalları şimdi mi aklına geldi? Ha bir saniye o sulama zaman kolay anlaşıldı. Baraj var. Baraj var ama sulama kanalları yok. Tarlayı tabii. Sulayacağız tabii, sulama kanalı yok. Kanalları. Tabii öyle. Mesele bu o arabayı zaman. Yapıyorsunuz. Arabanın içine benzin deposu koyuyorsunuz. Benzin ama yok. Benzin deposunda motora gidecekti ama hortum yok. Hortum yok. Diyorsun ki ya araba işte hazır. Ya hazır da peki niye o zaman çalıştırmıyorsun? Çalıştırabilirsin. Çalıştır bakalım oradan. Ya öyle bir mantık mı olur? Şimdi anlaşıldı. Öyle. Tamam o su kanaletleri nedeniyle. Su kanaletleri evet yapıldı. Şimdi geçen dediler ki işte biz müjdeliyoruz. Biz işte su kanaletlerin ihalesini tekrar verdik. Arkadaşım Hatay sahipsiz. Sahipsiz. Bakın yine ben burada rakamlarla konuşmak istiyorum. Hatay'da 2011'de kişi başına düşen gelir 7202 dolar. Gayri safi milli hasıla. 7202 dolar tamam evet. Oradan. Biz geliyoruz 2020'ye. Bu 7202 dolar kaça düşmüş? 5367 dolara düşmüş. Yıl el vermişim. Ya sürekli krizin olduğu zaten burada insana halk perişan. Bakın sürekli eksi eksi. 7000'den sonra 6000'e sonra 5000'e kaça düşmüş en son? 5367 dolara düşmüş oradan. %25 civarında bizim gayri safi milli hasılamız düşmüş. %25 civarında. Ne demek bu biliyor musunuz? Demek ki Hatay insanının son 10 yılda cebinden yaklaşık 125 yani 2000 dolar civarında geliri azalmış oluyor buradan. Evet. Madem ki siz Hatay'ı bu kadar önemsiyorsunuz tamam öyle diyorsunuz ya iktidara bunu söyleyeyim. Peki bu gayri safi milli hasıla niye o zaman düşmüş oluyor oradan? Ve ne yazık ki Hatay gayri safi milli hasıla büyüme hızı en düşük 3. il. Ve ne yazık ki Hatay Türkiye'de kişi başına gayri safi hasılası en çok düşen 8. il. 81 il arasında 8. yıl. Evet. Bu mu Hatay'ı gördüğünüz reva? Peki. Bu mu Hatay'ı gördükleri reva? Tabii AK Parti iktidarından söz ediyor Sayın Mehmet Güzel Mansur. Programımıza devam edeceğiz ancak bir reklam arasından sonra.